Daha önceden bu firmada görev aldım ben. Çalıştım. Şu anda kömür ısıtma filtreleri bölümündeydim. Bu AYX'lerimiz var bizim burada. Bacaya geçen külü gazı temizlemesi lazım normalde. Ha, filtre yok ama ufak bir sistem var temizlemesi için. Bunu çalıştırmıyorlar. Neden çalıştırmıyorlar? Enerji fazla tüketiyor, zarar ediyoruz diye bunu çalıştırmadılar. Ben bir iki sefer müdürlerle tartıştım bu konuyu. Bana diyecekleri tek kelime şu oldu. Biz zarar ediyoruz, çok enerji tüketiyor. 2-3 kişi zehirlenmiş, bizim umrumuzda mı? Biz cebimize girene bakarız, karımıza bakarız diyorlardı. Ve ben bunun için tartıştığım için beni işten çıkarttılar, ses çıkarıyorum diye. Cumhurbaşkanımızın veto olayından sonra o günden sabahına ekmek almaya çıktım. Ekmek almaya çıktığımda bir kül kine yani anlatamam. Videosu da elimde var. Ve resmen Cumhurbaşkanına ceza kesiyor. Bize değil, Cumhurbaşkanına ceza kesiyor. Devlete ceza kesiyor. Adam diyor resmen ya benim arkamda devlet var, devletten de korkmam yeri gelir. Asker var, askerden de korkmam diyor. Zaten şu anda asker arkasında. En ufak bir şeyde Nizamiye'ye asker geliyor. Yani biz bu külü durdursunlar diye, bizi zehirlemesinler diye samimi bir şekilde, efendi bir şekilde konuşmaya gittiğimizde direkt asker geliyor. Askeri muhatap ediyorlar bizle. Kendiler hiçbir şekilde muhatap olmuyor. Ve biz bu külü istemiyoruz. Bu santralı istemiyoruz. Çalışıyorsa temiz çalışsın. Eğer bu şekilde çalışıyorsa çalışmasın. Çünkü çoluk çocuk hep evde hasta. Hep nefes darlığı çekiyoruz. Hep solunum sıkıntısı var. Yani %90'ımız da var. Hepimizde var bu sıkıntı. Biz bu külü istemiyoruz açıkçası. Santral değil, külü istemiyoruz. Üstümüze resmen ölü toprağa atılmış, ölüme şeyiz yani, ölümü bekliyoruz. Bizim yaşama hakkımızı elimizden alıyorlar. Nefes darlığı, astım, koa, akciğer kanseri, %90 akciğer kanserinden ölüyor zaten. Tarım hiçbir şekilde yapılamıyor. Şeker pancarı vardı, bitti. Çekirdek ekilirdi bak bizim bölgede. Güney Evgin çekirdeği ekilirdi. Şu anda bir tane bulamazsınız tarlalarda. Olmuyor küller. Bahçe ekiyoruz. Bahçeden domates alamıyoruz. Biber alamıyoruz. Hiçbir şekilde üretim yok. Biz 35 yıldır belli Çernobil'i yaşıyoruz zaten. Yeni değil. 35 yıldır belli yaşıyoruz ama bu daha büyük. Yani resmen idam etti. Astı bizi. Çelikler Holding resmen astı yani. Elbistan, Avşin, Çoğlan mahallesi. Biz Çernobil'in içinde yaşıyoruz şu anda. Çoğu çocukla. A santrali 70'li yılların teknolojisiyle yapılmış bir santral. Kül tutma filtreleri, elektro filtreleri var ama gaz filtreleri yok. Projesinde yok böyle bir şey. Dolayısıyla 35 yıldır 84 yılında A santrali faaliyete geçti. O günden bugüne kadar gaz filtresi yok. Zaten bölgeye tamamıyla 35 yıldır sülfür dioksit, kükür dioksit ve karbon dioksit yayıyor. Bu çok geniş bir 100 kilometre karelik bir alanı kaplayabiliyor. Ancak kül, bacalardan bırakılan kül 4 veya 5 kilometrelik bir çevrede partikül ağırlığı olduğu için toprağa yayılıyor ve bu çevrede gerek insan yaşamını, gerek bitki örtüsünü, gerekse iklimi, her şeyi tamamıyla değiştirmiş durumda. O yıllarda insanlar, toplumumuz böyle bir bilince sahip olmadığı için burayı bir gelir kaynağı olarak gördüler, hatta kutlamalar yaptılar. Ancak 30-35 yıl sonra gördüler ki sadece insan hayatını değil, bütün bir hayatı, çevreyi olduğu gibi yok ediyor. Bu Çoğulhan köyü görüyorsunuz, bir kilometre yok. Yani köy merkezine bu santral bir kilometre yok. 35 yıldır bu insanlar bu külü başlarının üstünde taşımışlar. Ama artık bunun neticeleri gözle görülür bir şekle gelmiş. Yani artık tahammül sınırlarını aşmış. Özellikle özel şirketlere geçtikten sonra da gerekli denetimler yapılmadığı için ve olay bir rant çerçevesinde ceryan ettiği için artık köylüler de isyan ediyorlar. Çünkü artık yaşamlarını elinden alıyor. Köyde kanser olmayan yok. Sadece Çoğulhan değil. 2 kilometre üstümüzde Alemdar köyü var. Biraz ileride Berçenek köyü var. Altın Elmiye bu santrallerin bu kadar zararları dururken EVAŞ bir C santrali daha yapmayı düşünüyor. Çobanbeyli köyünde, Tanır'da, Elbistan merkez ve Afşin merkezde
bir arkadaşlarımız çok insaflı konuştular. Bir gün değil, bir ay değil, her gün bir cenaze kalkıyor kanserden. Ve artık bu bölgenin insanının kanseri marka olmuş. Ankara'ya veyahut da büyük sağlık merkezlerine gittiğinde röntgenini çeken doktorlar bu Elbistan ciğeri, bu Avşin böbreği diye bir markalaşmış. Çünkü bu bölge artık hava kirliliğinden dolayı hastalık mübariz hale gelmiş. Belirgin hale gelmiş. Şu anda dün yine geldik biz buraya. İki ünite çalışıyordu. Gördüğünüz gibi siz görüntüsünü aldınız. Bu iki baca çalışıyordu. Şimdi bir tanesi gece bu meteo olayından sonra 31 Aralık'a kadar ne kurtarırsak o kar hesabıyla en ucuza mal ederek olabildiğince hızlı çalışıyorlar ve gündüz belki o kadar çekiniyorlar. Çünkü görüntü alınıyor gündüz. Gazeteciler geliyor, televizyoncular geliyor. Onlardan çekindikleri için hava karardıktan sonra şu gördüğünüzün 3 katı daha kül yağıyor buraya. Ve bu araba 1 saatte bu hale gelmiş. Gece bir parmak kül oluyor bu arabanın üzerinde. Acısını çekiyor yıllardır, külünü yiyor. Bir kurut kurutamıyorum. Bir çamaşır seremiyorum. Bir halı yıkayamıyorum. Hem vant yolunun külünü yiyorum, hem ocakların külünü yiyorum. Benim kocam hasta. İhtiyar. Ben gücümüz yetmiyor koyup gitmeye. Bizim evimizi mi kaldırıyor, köyümü kaldırıyor. Ne yapıyorlarsa yapsınlar. Biz bu külü yiyemek. Her zaman yani köyümüzde kanser olmayan kimse kalmadı. Hep kanser. Sizde de hastalık var mı? Evet, şeker hastasıyım, tansiyonum. Astım. Hep hastayım. Biz de hastayım. Günlük doktora gide gide ilaç parasını alalı aileyimiz hep kesiliyor. Yetkililere bu köyümüzü kaldırmalarını ya da filtre takmalarını isterim. Aa bak, sesten duramıyor. Uyku uyumuyor. Gece uykuyu kaybettik. Aa bu sesin yüzüne. Mahir Ünal hemşerimiz ama vallahi bize hiçbir faydasını görmedik. Hiç faydası yok bize. Faydası kendine. Hiç bize bir faydası yok. Herkes kendi koğuna faydası yok ki ne bize faydası ola. Bu santral şu anda bütün Avşin, Elbistan bölgesini tehlike altında. Tam kapasite çalıştırıyorlar. Bu santral 35 yıllık fabrika. Bu santralın bu şekilde çalışması uygun değil. Allah göstermesin, bir patlasın, bitti bu memleket. Avşin, Elbistan komple 300 bin kişiyi öldürür, ondan sonra bunun altından kim kalkacak? Yani şu an çelikler ne vurursa o kardığı ayın 31'ine kadar tam kapasite çalıştırıyorlar. Uygun değil. Ben tüm termik santrallarında çalıştım. En uygunsuz çalışan fabrika Türkiye'de Avşin Elbistan A termik santralı. Soma termik santralında çalıştım. Muğla Yatağan termik santralında çalıştım. Bursa Orhan Eli'nde çalıştım. Zonguldak Çatal Ağzı'nda çalıştım. 20 yıldır ben bu mekanik işini yapıyorum. Yani şu an çelikler ne vurursak 31'ine kadar diyor. Ayın 31'ine o kar diyor. Şu an tam kapasite çalışıyor. Yazık, günah. Elbistan Akbayır da işte Diler Enerji tarafından yapılmak istenen santrale karşı idari süreç tamamlanıp ÇED raporu bakanlıkça nihai bulununca mahkemeye iptal davası açtık. İdare mahkemesine iptal davası açtık. Biraz önce bahsettiğim gibi mahkeme keşif yaptı, bilirkişi heyeti raporunu düzenledi. Ve herhangi bir kamu yararı taşımadığını, çevreye ve ekolojiye sürdürülebilir bir katkısının olmayacağını, aksine zararının olacağını, örneğin projede bahsedilen tedbirler, hava kirliliğinin oluşmaması için filtre sisteminden bahsediyor. İki farklı filtre sistemi var. Bir de yatak teknolojisi artık değişti bu termik santrallerin. Yani henüz kömür yatakta yakılırken filtre edilmeye başlanıyor. Yani buna da akışkan yatak teknolojisi deniyor. Artı bu da yetmiyor. İki farklı filtre sisteminden geçtikten sonra ortaya çıkan gaz filtre edilmiş olarak atmosfere bırakılıyor. Buna rağmen
Yani %99 oranında filtre edilse bile ciddi miktarda bir karbon salınımının, bir sülfür salınımının ortaya çıkacağı, bunun bölgeyi ciddi şekilde susuzlaştıracağı, suları mutlak şekilde kurutacağı yapılan keşifle ortaya çıktı. Temel olarak da bu sebeple mahkeme ÇED raporunu olumlu bulmayarak iptal etti. Şimdi Danıştay süreci var önümüzde. Bakanlığın ve şirketin, termik santrali yapmak isteyen şirketin kararı temiz etme hakkı var. Bu temiz süreci beklenecek. Danıştay kararı yerinde bulursa onayacak. Onandığı zaman karar kesinleşmiş olacak. Ve aslında şu kesinleşmiş olacak. Yani Danıştay'ın onaylamasıyla burada yapılacak bir termik santralin, yani ne kadar son teknoloji ürünü de olsa, projede öngörülen filtre sistemlerin çalıştırıldığı, %100 çalıştırıldığı ve denetimlerinin tam olarak sağlandığı kabul edilse bile çevreye mutlak olarak zararlarının olduğu ortaya çıkmış olacak. Greenpeace raporlarına göre bölgede 17 bin erken ölüm gerçekleşmiş. Biz bunların hepsini biliyoruz. Yani bir takım sağlık verilerinin de istatistiklerinin tam olarak tutulmadığını ya da tutulsa bile gizlendiğini biliyoruz. 2018'de Elbistan 365 günün sadece 2 günü temiz ve sağlıklı bir hava alabilmiş. Geriye kalan 363 gün buranın havası kirliymiş ve bazı günler öyle bir seviyeye ulaşıyor ki bu kirlilik, yani gerçekten dışarıya çıkamıyorsunuz, nefes alamıyorsunuz. 5 dakika dışarıda durunca üstünüze bu kül, duman kokusu siniyor. Şimdi veto edildi. 31 Aralık 2019 itibariyle bu santrallerin filtresiz çalışamayacağı hukuken ortada. Çalıştırmak isterlerse biz ne yapacağız? Biz bu santrallerin lisansının iptali için mahkemeye müracaatımızı hiç gecikmeden 1 Ocak itibariyle yapacağız. Hiç gecikmeden, bir gün bile gecikmeden bu başvuruları yapacağız. Şimdi ne bu fabrikanın sahipleri ilgilenmez işte.